Burada rasyonel ifadeler içeren güzel bir denklemimiz var. Sizden öncelikle videoyu durdurmanızı ve x'in hangi değerlerinin denklemi sağladığını kendinizin bulmaya çalışmanızı istiyorum. Hadi, gelin şimdi de beraber deneyelim. İlk olarak bunu biraz daha sade bir hale getirebilir miyiz diye bakalım. Belki pay ve paydanın ortak bir çarpanını bularak sadeleştirme yapabiliriz ya da eşitliğin her iki tarafında da bulunan bir ortak çarpan görebiliriz. Bunun için Hadi pay ve paydadaki bu ifadeleri çarpanlarına ayıralım. Sağ taraftakiler zaten en sade hallerindeler. Şimdi şu tarafa bakalım. Bunu ne şekilde düşünebiliriz? 21. Hangi iki sayının çarpımı 21'dir? Artı 21 yani çarpılan iki sayının işaretleri aynı olacak ve bu iki sayıyı topladığımda da eksi 10 elde etmem gerekecek. Demek ki bu iki sayı eksi 7 ve eksi 3. O zaman bunu şu şekilde tekrar yazabiliriz. x eksi 7 çarpı x eksi 3. Alt tarafta ise 3 ortak çarpanını görüyoruz değil mi? Bunu da 3 çarpı x eksi 4 şeklinde yeniden yazabilirim. Sağ taraf zaten en sade halinde. Gözüme çarpan ilk şey eşitliğin her iki tarafında da paydada x eksi 4'ün olması. Bunları sadeleştirmek için iki tarafı da x eksi 4’ ile çarpabilirim. Öncesinde, soldaki paydayı yeni yazdığımla değiştirdiğimi net şekilde belirtmek için, orijinal sorudakinin üstünü çizeyim. Üst tarafta çarpanlara ayrılmış formum tam olarak nasıl işe yarayacağını açık şekilde göremiyorum. O yüzden sarıyla ile yazılı versiyonunda şimdilik kalmasını istiyorum. Karışıklık olmasın diye çarpanlara ayrılmış bunun bu formun üstünü de çiziyorum. Evet. Şimdi her iki tarafı da x eksi 4 ile çarpalım. Bunu neden yapıyoruz? Paydalardaki x eksi 4'lerden kurtulmak için. x eksi 4 ve buraya da x eksi 4 yazdık. Bu bunu götürür, bu da bunu. Şimdi elimizde şöyle bir şey kaldı. x kare eksi 10x artı 21 bölü 3 eşittir. x eksi 5. Şimdi de her iki tarafı 3 ile çarpacağım. İşlem daha net gözüksün diye bu 3'ü farklı renkle yazsam daha iyi olacak. Evet, şimdi her iki tarafı da 3 ile çarpıyorum. Sol tarafta bu 3 ve bu 3 birbirini götürdü ve geriye x kare eksi 10x artı 21 kaldı. Artık bu tarafta bir paydamız yok. Paydada artık 1 var. O yüzden 1'i yazmamız gerekmiyor. Evet, bu eşittir. Bu tarafı da 3 ile çarpmıştım. 3'ü dağıtalım. 3 çarpı x ve 3 çarpı eksi 5 yani eksi 15. Şimdi bütün değerleri sol tarafta toplayarak bunu ikinci dereceden denklem formunda yazabilirim. Bunu yapabilmenin en iyi yolu her iki taraftan da 3x çıkarmak ve sağ taraftaki eksi 15'ten kurtulmak istediğimiz için de bir de her iki tarafa 15 eklemek olacak. Hadi gelin bunu yapalım. Ekranı aşağı kaydırayım ki biraz yer açılsın. Peki sonuçta elimizde ne kaldı? Bakalım. x kare eksi 13x artı 36 eşittir 0. Artık elimizde ikinci dereceden denklem formunda bir işlem var. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? İlk olarak bunu çarpanlarına ayırıp ayıramayacağımıza bakalım. Öyle iki sayı bulmalıyım ki bunları çarpınca 36 ve bunları toplayınca eksi 13 elde etmeliyim. Bu sayılar negatif olmalı değil mi? Çarpımları pozitif, toplamları negatif. Demek ki ikisinin işareti de eksi olacak. Hmm, sanırım... 9 ve 4 aradığımız sayılar. Evet yani eksi 9 ve eksi 4 demek istiyorum. O zaman yazalım. x eksi 4 çarpı x eksi 9 eşittir 0. Bu durum ya x eksi 4 sıfıra eşit olduğunda ya da x eksi 9 sıfıra eşit olduğunda gerçekleşir. Burada her iki tarafa 4 ekleyelim ve burada da her iki tarafa 9 ekleyelim. Demek ki ya x 4'e eşit olduğunda ya da x 9'a eşit olduğunda bu durum gerçekleşebiliyormuş. Başka bir deyişle aradığımız sonuçlar x eşittir 4 ve x eşittir 9'muş. Bunları yazalım. x eşittir 4 ya da x eşittir 9. Fakat burada dikkatli olmamız gereken bir durum var. Hatırlayın, orijinal soruda x eksi 4 her iki tarafta da paydalarda yer alıyordu değil mi? Bulduğumuz sonuçları ara basamaklara göre değil sorunun orijinaline göre değerlendirmek zorundayız. Yani nereden geldiğimizi unutmamak zorundayız. Orijinal soruda denklemde x yerine 4 koyduğumda paydada hem sağ tarafta hem de sol tarafta 0 elde etmiş olacaktım. Kaldı ki bir tarafta bile 0 elde Elde etsem, bunu yine çözüm kümesine dahil edemeyeceğim. Yani denklemin orijinalinde x yerine 4 koyduğum zaman anlamlı bir şey elde edemiyorum demektir bu. O yüzden bu seçeneği elemem gerekiyor. Çünkü sorudaki denklemde bu x değeriyle ilerleyemiyoruz. Her ne kadar x eşittir 4 bulmuş olsak da aslında 4 bu denklemi sağlamıyor. Bu da demek oluyor ki bu denklemin tek bir sonucu var. O da x eşittir 9.